Gültekin Hanım, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hayırlı fuarlar diliyorum sizlere. Biraz sizleri tanımakla başlayalım, sonra da firmamızı konuşuyor olacağız. Buyurun lütfen. Tamam. Gültekin Koç ben. Meteoroloji mühendisiyim. 28 yıldır sektördeyim. İlk firmamız Bilgesin Döküm Makine 2007 yılında kuruldu. VNT Metal 2016'dan bu yana devam ediyoruz. Şu anda buraya da VNT Metal olarak katıldık. Bronz döküm yapıyoruz. Evet. Biraz firmalarımızdan bahsedelim mi? Hem Bilgesin hem de VNT'ye. Evet. İkisi de bronz döküm yapan firma. İmalatçı bir firmayız. Savunma dökümü yapıyoruz. Sektörde 16 yıldır varız. O şekilde söyleyebilirim. Bursa fuarını özellikle çok seviyoruz. Çünkü hedef müşteri arasında makinacılar çok ağırlıklı. Bursa'da oldukça fazla müşterimiz var. O yüzden burada olmayı çok seviyoruz. Bu fuardan da çok keyif alıyoruz. Bunun dışında da Hannover'a her sene katılıyoruz. Endüstri fuarına. Artı bu sene GIFA fuarına da Düsseldorf'da katılacağız. Bizler döküm yapıyoruz. Döküm deyince bronz parçalar biraz ağır sanayiye yönelik. Savunma döküm artı tornanemiz var. İşleme yapıyoruz. Müşterilerimize ister kaba ölçümde, ister finish ölçüde her şekilde hizmet veriyoruz. Butik bir firmayız. Normal bir üretim bandımız yok ama herkesin istediği ölçülere göre, analizlere göre hizmet veriyoruz ve bundan da keyif alıyoruz. Her iki firmanın peki ayrı ayrı kademeler mi var? Evet, Bilgesin Döküm daha eski, VNT Metal daha yeni. Bilgesin Döküm daha çok ihracat ağırlıklı. VNT Metal daha çok iç piyasaya hizmet ediyor. Böylelikle iki firmayı da beraber dengeli bir şekilde götürüyoruz. Evet, üretim yerimiz Gebze dedik. Gebze, evet, Asker Sanayi'deyiz. İniçan ocaklarımız var, elektrikli döküm yapıyoruz. İmalat orada devam ediyor ama artık biliyorsunuz her taraf birbirine çok yakın. Evet. O yüzden küreselleştiğimiz için bir an her yerine ihracat da yapıyoruz. Peki biraz sektördeki farkımızdan bahsedersek neler söyleyeceksiniz? Fark olarak tam bir tabii butik olduğumuz için çok hızlı bir şekilde müşteriye dönebiliyoruz. Zaman çok önemli. Özellikle bu durum personel için artı bir avantaj. Uygun kalite ve uygun fiyat her zaman var. Artı mühendislik olarak da her zaman müşteri danışmanlık hizmetine veriyoruz. Harika. Onların malzeme seçimlerinde yardımcı oluyoruz. Bu da bize bir tık daha öne geçiyor diyebilirim. Çok güzel. Peki projeler var mı? Yeni projeler? Var. Sır. Onlar sır olarak devam edecek. Evet. Sürekli bir gelişme var. Gelişemezsek zaten biliyorsunuz çay yakalamak, müşteri yakalamak zor. Bizde de sürekli yatırımlar mevcut ama dediğim gibi birlikte göreceğiz. Evet, tekrar başarılar diliyoruz sizlere. Biraz sektörü ve fuarı da değerlendirerek neler söylemek istiyorsunuz buradan? Yani burası biraz önce dediğim gibi Bursa fuarını çok severiz. Bursa çok iyi bir noktada. Makinacılar özellikle ve dünyanın her yerine makine yapıyorlar. Buradaki firmalar da çok büyük. Onlara hizmet vermeyi de severiz. Artık Gebze olduğu için 45 dakika bir mesafemiz var. Yani ulaşım konusunda da çok çok iyiyiz. Bence çok üstüne bayağı yabancı da var gördüğüm kadarıyla. Çok daha güzel olacak. Hem buraya katılan diğer firmalar için hem de bizim için. Tekrar hayırlı fuarlar dilerim sizlere. 2022 Bursa Bumatek Fuarı'ndayız değerli izleyicilerimiz. Fuar alanından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.